Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül'ün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru önergesi, eğitimdeki acı tabloyu ortaya koydu. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı geçim sıkıntısı nedeniyle üniversite öğrencileri eğitimini yarıda bırakıyor. Ekonomik buhran, barınma krizi, okurken çalışma mecburiyeti, gelecek kaygısı artık öğrencileri eğitimden koparıyor. Binbir hayalle üniversite tercihi yapan öğrenciler başladıktan sonra üniversitede gelecek göremiyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra işsiz kalan binlerce öğrenci ya okuldan uzaklaşıyor ya çareyi çalışmakta, okulu bırakmakta buluyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de itiraf etti. Bakana ülke genelinde son 5 yılda üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısını sordum. Maalesef aldığım yanıt kahrediciydi. Son 5 yılda üniversiteyi bırakmak isteyenlerin sayısı 100 binin altına düşmedi. 2019-2020'de 135.943 öğrenci okulu bırakırken 25.185 öğrenci okulunu dondurdu. 2020-2021'de 137.015 kişi okulu bıraktı, 11.445 kişi okulunu dondurdu. 2021-2022'de 123.491 kişi okulu bıraktı, 17.742 kişi okul kaydını dondurdu. 2022-2023'te 108.007 kişi okulu bıraktı, 20.571 kişi kaydını dondurdu. 2023-2024'te ise 111.335 öğrenci okuldan ayrıldı, 14.760 öğrenci ise kaydını dondurarak eğitimden koparıldı. İhtiyacı aşan kontenjanlar, yetersiz eğitim, büyük şehirlerde yaşamanın öğrenciler için zor olması öğrencilerin eğitime erişmesini zorlaştırdı. Eğitim bir insan hakkıdır. Bu hakkın ekonomik nedenler ve gelecek kaygısıyla kullanılmasının engellenmesi kabul edilemez. AKP iktidarı 22 yıldır eğitimde kaliteyi, üniversitelerin tarafsızlığını yerle bir etti. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, eğitim bir milletin muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak yegane güçtür der. Eğitim milletimizin geleceği için vazgeçilmez bir unsurdur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitim mücadelemiz sürecek. Çocuklarımızı ve gençlerimizi AKP'nin onları hapsetmek istediği karanlığa teslim etmeyeceğiz.